Tahrim suresi 6. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman edenler. Yani biz müminler diyor. Ey inananlar. Ku ne demek? Emir koruyun. Rica değil. Teklif değil. Emir. Ku koruyun enfusekum kendinizi ve ehlikum ve ehlinizi ailenizi koruyun. Neden koruyun? Parasızlıktan değil mi koruyun? Açlıktan koruyun. Meslek sahibi olamamaktan koruyun. Güzel güzel okullara gönderin. Yetmedi dershanelere gönderin. Yetmedi özel hocalar tutun. Ek kitaplar alın. Harcayın koruyun. Tamam bu doğru. Ama Allah dünyada koruduğundan daha fazlasını ahirette koru diye emrediyor. Koruyun. Kendinizi ve ailenizi koruyun. Naran. Ateşten koruyun ya. Ateşten. Cehennemden koruyun. Yahu siz anne baba olarak çocuğunuza Allah'ını öğretmiyor iseniz, bugün eline kıymık batmasından dolayı üzüntü duyduğunuz çocuklarınızı ateşin göbeğine teklif ediyorsunuz ya. Aman gelecek hayatı iyi olsun diye 15-20 yıllık hayatını inşa edebilmek adına yaptığınız gayretin onda birini ahirete yapmıyor iseniz, ateşe teklif ediyorsunuz bu evlatlarınızı. Bilin ki ahirette onlar da sizi ateşe teklif edecekler. Ya Rabbi anne babama ateş edecek. Beni değil. Size de hesabını orada soracak. Hep ana hakkı, hep baba hakkı, hep ana hakkı. Tamam canım analar babalar baş tacı. Ama ana da baba da görevini yerine getirecek. Öyle bedava ana baba hakkı yok. Okutacaksın çocuğunu. Evet. Bir hoca olacak kadar kıvamda, alim demiyorum bak. Bir cuma namazı kıldıracak, bir bayram namazı kıldıracak, bir yatsı namazı kıldıracak, farzları, vacipleri birine öğretebilecek, ehli sünnet itikadını bu zındıklardan koruyabilecek kadar çocuğunu dini hususta okutman lazım. Mecbursun buna. Sonra çok iyi bir devlet adamı yap. İyi bir memur yap, iyi bir teknisyen yap, iyi bir bilim adamı yap, doktor yap, mühendis yap. Ama önce Müslüman yap. Şuraya geçip namaz kıldırdığında biz o adamı hoca zannedelim. Doktor olduğunu anlamayalım. Diyelim ki bu adam herhalde bir yerin hocası, bir yerin müftüsü. Ne kadar güzel okudu, ne kadar güzel anlattı. Diyelim. İnsana yatırımdır İslam'da asıl olan. Resulullah Aleyhisselam'ın etrafındaki sahabilere bir bakın. Hepsi genç. Bakın Hazreti Ali'ye. Biz Hazreti Ali deyince böyle iri yarı bir adam bekliyoruz. Adamlığı, büyüklüğü öyleydi ama çocuktu daha Müslüman olduğunda. Ammar bin Yasir cılız bir delikanlıydı. Hazreti Muazlar, Abdullah İbni Ömerler, Hazreti Enesler civa gibi delikanlıydı. Geleceğe yatırım. İslam'ın ve devletin bekası için nesillere yatırım yapmak lazım. Ama biz şimdi emekli maaşına yatırım yapıyoruz. Aman emekli olsun, güzel bir mesleği olsun, emekli olsun, kariyeri olsun, aman şu olsun, aman bu olsun, aman bilmem ne olsun. Nasıl koruyacağız çocuğumuzu? Ehli sünnet ilmini ona öğretecek hocalar bulacağız. Güzel bir Kur'an okuyucusu olacak. Mümkünse hafız olacak. Hayatımda hissettiğim en büyük eksiklik hafızlık. Bana dua edin olur mu? Yakın tarihte bir deneme yapacağım inşallah. Sizin duanızla başarabilelim. Yaş olmuş 40 bitmiş artık yani. Yaş 70 iş bitmiş oluyor ama 40'ta belki daha bitmez ha. İnşallah.